TL başısının bu noktadaki açıklaması onun yandaşları açısından onları rahatlatan bir açıklamaydı. Bir grup başörtülü başını açarak FETÖ'nün yandaşlarıydı onlar o zaman da biz biliyorduk. Biz o zamanlar onlara Fethullahçılar derdik. Fethullahçı grubuna mensup olanlar başlarını açarak bizlere dalga geçerek ağızlarıyla, gözleriyle, mimik ve jestleriyle zaman zaman da laf vurarak dalga geçerek başlarını açıp giriyorlardı. O açıklama tamamen onun yandaşlarını rahatlatmak için verilmiş uyduruk bir fetvaydı. Kendi yandaşları hiçbir zaman mesela postmodern darbeye baş kaldırmadılar. Darbecilerle hiçbir zaman şey olmadılar. O dönem onlara yönelik ben bir baskı hatırlamıyorum. Yani onların dershaneleri, okulları tam tersi neşvünema buldu. Bülent Ecevit tarafından ciddi anlamda desteklendiklerini biliyorsunuz. Ama 1999 seçimlerinde de onların da ben kendim şahsen ev sohbetleri yaparak Bülent Ecevit'e oy topladıklarını çok iyi hatırlıyorum. Çünkü bize de işte bizim ev sohbetimiz var, gelmek ister misiniz şeklinde teklif getirdiklerinde biz tabii Refah Partisi, Milli Görüş kökenli insanlardık. Siyasi tercih anlamında söylüyorum. Hayır, biz o sohbetlere gelemeyiz diyerek reddettiğimizi ama hani kendi çevremizden kimlerin onlara oy devşirmeye çalıştığını biliyoruz.